Amerika'da üretici fiyatları Ekim'de aylık %0,3, yıllık %0,5 ile beklentinin üzerinde artış kaydetti. Amerika'da Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Kasım'da 81,8'den 77'ye geriledi. Beklenti 82 idi. St. Louis Fed Başkanı Bullard, Amerikan Merkez Bankası'nın hala faiz artırmayı düşünmediğini, ekonominin önünde uzun bir yol olduğunu savundu. Bullard, Covid-19 vakalarındaki yeni dalgaya rağmen ekonomi salgının etkilerine uyum sağlıyor görünüyor dedi. Philadelphia Fed Başkanı Harker, Amerikan ekonomisinin pandemi öncesi olduğu yere hemen dönmesini beklemediğini açıkladı. Euro bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12,6 büyüdü. Bölge ekonomisi salgın etkisiyle yılın ilk yarısında %15 küçülmüştü. Euro bölgesi ekonomisi yıllık bazda 3. çeyrekte %4,4 küçülme kaydetti. Beklenti 4,3 küçülmeydi. Enflasyon hikayesinin 2021'de altın fiyatlarını destekleyeceğini düşünen Goldman Sachs, 3, 6 ve 12 aylık spot altın hedefini $2,300 olarak açıkladı. Türkiye'de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül'de bir önceki aya göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %11,7'den 12,4'e çıktı. Yıl sonu dolar TL beklentisi 7,89'da önceki anket dönemine göre yatay kaldı. 12 ay sonrası dolar TL beklentisi 8,31'den 8,41'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk devleti ilkesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yeni reform paketi hazırlıklarımız sürüyor. Bütçe görüşmelerinin ardından reform çalışmalarına ağırlık vereceğiz dedi Erdoğan. Önceliğin enflasyonu süratle tek haneli seviyeye çekmek olduğunu ineledi. Rekabet Kurulu internet üzerinden verilen metin halindeki reklamlar hakkında yürütülen soruşturmada hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 196,7 milyon lira idari para cezası verdi. Bloomberg'un haberine göre Avrupa Birliği Türk sıcak haddelenmiş çeliğinin gümrükte kaydedilmesini istedi. Avrupa Birliği'nin talimatının geriye dönük olarak Türk çeliğine ek vergi uygulamasının da yolunu açabileceği iddia ediliyor. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen yoksul ülkelerin kamu borçlarının koşullarını iyileştirmesi için ortak bir çerçeve üzerinde anlaştı. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda haftanın son işlem günü Cuma gecesi itibariyle karşınızdayız. Bakalım gündemimizde neler var, sıralayalım. Amerika ile başlayacağız. Amerika'da Wall Street'te olumlu bir hava var. O koronavirüs vaka sayıları artıyor ama buna rağmen endekslerde yön yukarı, biraz daha aşı gelecek. Bilançolar fena değil. Bu gibi gelişmeleri fiyatladılar. 67 bin kişi hastanede. Amerika'da koronavirüsle ilgili 153.400 yeni vaka sayısı. Bir günde 153 bin kişi. Bunun yakın zamanda günlük 200 bin vakaya gidebileceği bekleniyor. Amerika'da günde 200 bin vakaya doğru gidiyorlar gibi görüyor. UBS'in ekonomisti de diyor ki önümüzdeki 6 ay içerisinde Amerika'daki koronavirüs vakaları sıfıra inecek diyor. UBS'in ekonomisti aslında bunu 2021'in sonunda bekliyormuş ama aşı nedeniyle önümüzdeki 6 ayda koronavirüs ortadan kalkacak iddiasında, bunu da ifade etmiş olalım. Yine Cisco ve Disney'in karları bugün iyi gelmiş gibi görünüyor. Euro bölgesinde çeyreklik bazda iyi bir rakam var. %12,6'lık büyüme ama tabii ki geçen sene aynı dönemde karşılaştırdığımızda bir küçülme söz konusu. Yine de 3. çeyrek Euro bölgesi için ciddi bir toparlanma olmuş gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü vurgusu, o piyasa dostu açıklamalar olarak nitelendirebileceğimiz grup toplantısında başlayan mesajlarına Erdoğan bugün de devam etti. Cumhurbaşkanı öncelik enflasyonda tek hane dedi. Hukuk konusunda, ekonomi konusunda bir reform sürecine girildiğinin altını çiziyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta bol bol. Ve dolar TL'de de düşüş sürüyor. Türk lirası değer kazanmaya devam ediyor. Aslında bugün oldukça hareketliydi. Kur
Yani tansiyon tamamen düşmemiş durumda. Bir yukarı bir aşağı gitmeye devam ediyor ama genel olarak bu haftaya baktığımızda %10, %11'lik hatta Türk lirasına dolara karşı bir değer kazancı söz konusu. Borsa İstanbul'da bugün iyi. Dün dedik ki biraz kar realizasyonu oldu. Biraz o bir önceki günkü hızlı yükseliş, bankacılık endeksinde bir günde %9'luk hareketin ardından dün bir dinlenme, kar realizasyonu, sindirme, soluklanma diye ifade edebileceğimiz bir gündü. Bugün yeniden borsa yoluna devam etti. Günü yükselişle kapattı ve aslında dönüyor, dolaşıyor her şey ayın 19'unda Merkez Bankamızın kararında toplanıyor. Birazdan Murat Sağman bizlerle efendim. Şöyle bir rakamlara bakalım, ardından sohbetimize geçeceğiz. Dolar TL'de yön aşağı dedik. Türk lirası değerlenmeye devam ediyor. 7.64.54 %0.6 aşağıdayız. Euro TL 9.04'e kadar indi. Dolar endeksi 93 seviyesinin hemen altında 92.7'de. Euro dolar paritesi 1.18.26. Viyop akşam seansı yükselişine devam ediyor. 1465 seviyesiyle %0.22 yukarı gitme isteği, iştahı devam ediyor. Cuma gününün akşamında da. Hem gün içerisi grafik hem de bir haftalık grafiğe bakalım dolar TL için. Bugünün grafiği geldi. Bakın hani bugün hareketli dedim ya, bir 7.60 görüldü, 7.75, 7.60'ın altını zorladı. Çok gitgeller içerisinde yine bir günde ama akşam saatlerine doğru tansiyon biraz olsun yeniden düştü. %0.6 aşağıda 7.64. Bu haftaya baktığımızda ise yani inanılmaz bir Türk lirası rallisi gördük. Nereden geldik? 8.56, 7.64, 8.56, neredeyse 7.56 diyebileceğimiz bir harekete imza attı. Türk lirası bu haftanın yıldızı. Borsa İstanbul'da da yükseliş oldu. Borsayı da aslında bir haftalık görebiliriz. Borsa da gerçekten iyi bir performans gösterdi. %1,5 yukarıdaydık bugün. 1291, hani 1300, o eski tabirle 130 binli seviyeleri deneyen bir Borsa İstanbul var. Haftalık grafikte gelirse ona da bakarız. Evet, o da geldi. Çok teşekkürler. Borsada nereden geldik? 1182'den 1300'ü bu hafta test etmişiz. Bu tam da ifade ettiğim gün, yani çarşamba günü ralliyi görmüştük. Orada ve 1300 zaten test edildi. Dün biraz soluklandık. Bugün yeniden yukarıya doğru giden bir endeks var. Tahvil faizlerimiz bakalım ne durumda? 2 yıllık ve 10 yıllıklar ekranlara geldi. İyi fiyatlama burada da var. Yani olumlu TL varlıklar açısından olumlu fiyatlama. 12.3, 14'ün hemen altındayız 2 yıllık tahvil faizimizde. Amerikan 10 yıllıklarında da yukarı doğru bir hareketlenme var. 0.90 seviyelerine çok yakınız. Ons altın, altın cephesinde bugün 1885 dolardayız. Altın da yukarı gidiyor. %0.5, 9 dolar ama gram altın bir türlü kendisini kurtaramıyor. Yukarı doğru hareketine başlayamıyor. Neden? Çünkü dolar TL'deki düşüş sürüyor. Bitcoin'in rallisi de diyebiliriz. O da devam ediyor. 16.281'e geldi. Petrol fiyatlarında biraz düşüşler var. 40 dolar ve 43 dolar. Avrupa borsaları bugünü nispeten efendim yukarıda kapattılar. Londra'yı saymazsak genelde olumlu bir hareket var. Amerikan endeksleri de yukarıda bugün. Amerika'da bakın %1.2, %1 ve 0.5 endeksler yukarıda. Haftalık grafikte ekranlara gelecek. Amerika'da çok karışık aslında, gitgelli bir haftayı geride bırakıyor. Bakın şurada 28.300, 29.000'ler, burada bir satış, sonra yeniden toparlanma. Haftanın son işlem gününde de iyi bir tablo. Melike'ye döneceğim. Hangi notlarla karşımıza olacak? Melike, virüs ortadan kalktı mı? Hayır. Düne göre daha fazla vaka sayısı var mı? Var. Ama borsalar yukarıda. Evet, değil mi? Çok enteresan, tam tersi olması gerekirken. Şimdi aşıyı hızlandırma operasyonu isimli bir onun kampanyası vardı Trump'ın. Buna Operation Warp diyordu. Saat 4'te 2 saat sonra canlı yayında bir basın toplantısı yapacağını açıkladı. Covid-19 aşısının umudunun bu güne sirayeti ve bu basın toplantısı biraz daha borsayı kendini yukarı attı ama en çok çıkanlar kimler diye baktığımda küçük ölçekli işletmeler bir, iki teknoloji değil banka teki geçiyor.
bunların kendisini yukarı çıkarmasıyla birlikte borsayı da yukarı çıkardığını görüyoruz. Nasdaq haftayı zararda kapatıyor zaten gördüğümüz gibi. Bugün de yine arkadan gelenlerden. Önce S&P 500 sonra Nasdaq. Evet. Bir haftada 100 binden 160 bine geldi COVID-19'a yakalanan enfeksiyon sayısı. Ve Dr. Fauci maske maske deyip bunu vurguluyor, altını çiziyor. Çok önemli. Detroit şehri komple kapatıldı. Şimdi Chicago'da 30 günlük bir lockdown kapatılma ilan etti. New York City zaten belediye başkanı Bill de Blasio diyor ki velilere kendinizi hazırlayın pazartesi günü. Evden okullara gidilecek yani virtual online olacak eğitim. Trump sessiz. Covid-19 konusunda komple sessiz adeta şu ana kadar hiçbir sesi çıkmamış halde ama Secret Service'in bütününün Covid-19'dan döküldüğünü duyunca Hillary Clinton'ın kızı Chelsea Clinton verdiği bir demeçte shame on you yani ayıp sana Trump mesajını verdi. Şimdi Arizona'da Biden'ın elinde. 1996 Clinton döneminden beri ilk defa bir demokrata geri geldi Arizona ve daha iyi bir haberdi şu Pennsylvania'dan Trump avukatlık firmasını geri çekti çünkü kazanamayacağını anladı. Ama Georgia'da elle sayım devam ediyor. Orada da Biden önde görünüyor. İşte bu haberler de yine biraz pozitif algılandı ve yine bir iyi bir kötü haber var aslında. Her bir iyi haber için kötü haber var. North Carolina'da ETA kasırgasının sebep olduğu sel ve onun faturası çok yüksek. İşte onun yanında yine şimdi iyi bir kötü gidiyorum. Johnson & Johnson diyor ki United Health ile ben birlikte el ele kol kola COVID-19 aşısını hızlandırıyorum. Hatırlarsan gönüllerden birisinin hastalanması, ciddi şekilde rahatsızlanması nedeniyle 2 hafta ara vermişlerdi güvenlik nedeniyle. Şimdi tekrar full speed hızlı devam edecekler. Teşvik kötü haber. Şimdi nedir? Bloomberg'un raporuna göre de Beyaz Saray artık elini eteğini çekti. Vazgeçiyor. Öyle görünüyor. Teşvikle ilgili konuları Mitch McConnell'a bırakmış görünüyor. Bu kötü haber ama Nancy Pelosi bir şekilde vazgeçmiyor. İşte bütün bunlarla birlikte ben bugün karışık olur diye düşünüyordum. Hacim düşük ama yine de kendini yukarı atmayı başarmış bir borsa var. Küçük ölçekli işletmeler sayesinde, Cisco sayesinde sen de söyledin, Walt Disney'in hisselerinin kendini yukarı attığını görüyoruz. Bir de bütün dünyanın merkez bankası liderleri illa da teşvik lazım, elimizi eteğimizi çekmememiz lazım diye devamlı konuştular bu hafta boyunca. Onun da etkisi oldu. JP Morgan ise çok olumlu olmayan, biraz karamsar bir rapor yayınladı. Yatırımcılarına diyor ki o 60-60-40 rasyosu yani %60 hisse o 40'ı tahviller yatırımından biz vazgeçeceğiz. Orada büyük bir kayma olacak. Trendi, shift'i değiştiriyoruz. Tüketici güveni bugün itibariyle baktığımızda Kasım'da düşerken toptancı fiyatların arttığını görüyoruz. Dediğim gibi Nasdaq haftayı belki eksi de kapatıyor ama şu an itibariyle bütün 3 endekste yeşilde, altın da aynı şekilde güvenli liman olarak yeşilde ama petrol düşüşte. Neden? Uluslararası Enerji Ajansı global talebi düşürdüğü için diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayhan çok teşekkürler. Kapanışa doğru Melike yine karşımızda olacak. Biz dönüyoruz stüdyomuza. Murat Sağman bizlerle. Sağman hoş geldin. Hoş bulduk Barış Esen. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi, arada böyle televizyon yayınlarına da geliyorsun. Daha çok sosyal medyada, YouTube yayınlarında takip ediyoruz. Orada da performansın gayet iyi yani. Vallahi yani... Çok alternatif gerçekten bir medya oldu. Evet. YouTube özellikle. Son haftada gördük onu. Pazar akşamı özellikle YouTube biliyorsun kanalları çok rağbet gördü. Evet. Onu da ekleyelim. Yani biz tabii Artuç kadar olmasa da biz de yapmaya çalışıyoruz yani. Artuç Koca Bakan'a da selamlar. Şimdi Amerika ile bir başlayalım mı? Yani yurt dışında tablo iyi gibi bugün ama vaka sayıları hakikaten evet. Koronavirüs endişesi. Hat safhada bir aşı haberi geldi ama piyasalar böyle yani vaka sayıları artıyor. Bir günde 150 bin vaka var, 67 bin kişi hastanede, satıyoruz her şeyi demiyor. Nasıl görüyorsun? Ya şöyle görüyorum, çok ciddi vaka sayısı artışı var. Sadece ABD'de değil aslında her yerde maalesef mesela, ülkemizde de ve işte Avrupa'da her yerde ciddi bir vaka artışı var. Önce tabii herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve maalesef bu vaka sayıları da artacak gelecek günlerde. Yani uzmanların söylediği.
Şimdi tabii sen şunu söylemek istiyorsun. İlk dalgada çok ciddi satış yemişti dünya borsaları. Şu anda niye bir satış gelmiyor? İki neden var burada. Birincisi çok ciddi bir likitte var. Yani artık yeni bir paradigma yaşıyoruz. Fed'in ilk vakaların açıklandığı ilk dalgada 3.8 trilyon dolarlık bir bilanço vardı. Sadece Fed'den bahsediyorum. Bugün biliyorsun 7 trilyon dolara kadar bir bilanço büyüklüğüne ulaştı Fed. Bütün kamu ve bütün merkez bankalarının toplam desteklerini toplarsan Barış neredeyse 13-14 trilyonu geçtik. Yani şimdi çok aşırı bir likitte var. Bu da tabii hem altına yaradı hem de borsalara yaradı. İkincisi de sen de programın başında söyledin. Aşı haberi en azından yani evet vaka sayısı artıyor ama aşı geldiği için ve belki de yeni aşılar geleceği için bu aşı tam geldi mi? Tam gelmedi ama yani bir beklenti var biliyorsun piyasa olanı fiyatlamaz. Piyasa geleceği fiyatlar, beklentiyi fiyatlar. İşte Türkiye'ye geldiğimizde sen de çok güzel ifade ettin. İşte gelecek Perşembe günü toplantı var. Piyasalar çok önceden bunun hareketini yapmaya başladı ama şeyde kalırsak, yurt dışında kalırsak özellikle aşının bugünden yarına gelmeyeceğini biliyoruz. Bunun bir süresi var. İşte 3 ay, 6 ay diyenler, 1 sene diyenler var. Ama piyasalar bu aşıyı şu anda fiyatlıyor. Artı bol likitte fiyatlıyor. Vaka sayısını şu anda ikinci plana atmış durumdalar. Evet yani Nasdaq şu ilk Mart ayı burası. Mart ayında inanılmaz bir çöküş yaşadı. Var, evet. Ama sonrasındaki rallisi de hakikaten müthiş. Nasdaq endeksinde müthiş hareketler gördük. Şu anda 12 bin bir direnç var orada. Yani 12 bini test edebilir gelecek dönemde. Evet. 12 bini kırarsa yeni bir yükseliş hareketi olabilir. Ama 12 bini bu kadar kıramazsa ya ben şuradan gösteriyorum yani üçlü bir tepeye yakınlaşacağız yani şurada üçlü tepe oradan bir kar satışı da gelebilir çünkü borsalar biliyorsun son zamanlarda çok ciddi yükseldi ama trendin bir miktar daha yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Peki biraz istersen buradan merkez bankalarının politikalarına bakalım bu hafta. Üç merkez bankası, üç büyükler diyelim. Onlardan açıklamalar gördük. Ama en çok da biz Avrupa Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası Başkanı mesajlarına bakıyoruz. Onlar da diyorlar ki önümüzde zor bir dönem var. Ve biz de hani de senin söylediğin likiditeyi vermeye devam etmeliyiz. Hatta mali politikalardan da hani bizim alanımız olmayan maliye politikalarından da destek gelmeli mesajlarını veriyorlar. Biraz da bu mu tutuyor piyasayı? Bu kadar vaka sayılarının artmasına rağmen virüste bu ikinci dalga artık neyse bunu resmen karşı karşıyayız bununla. Aynen bu tutuyor Barış. Yani sonuçta aşı ile birlikte yani bunun normalleşmeyecek bir yerde yani hatta işte belki de gelecek yılın ikinci yarısında bir normalleşmeye gidebilir. Ben 1918'de karşılaştırıyorum o biliyorsun. Bunu söylediğini çok net hatırlıyorum. Yani çok okudum yani çok. İkinci dalga daha kötü demiştin. Evet çünkü 1900 bizim yani ben söyledim. Hayır yani şey yani hep Churchill'in lafında biliyorsun hep söylerim. Ne kadar çok geriye gidersen o kadar ileriyi görürsün diye. Yani aslında ikinci dalgayı beklediğimi zaten her yerde söylüyordum. Çünkü zaten çok benzer hareketler var. Yani grafiği koysan ilk dalga oluyor. Ondan sonra bir 5-6 ay sonra tamamen aşağı iniyor. Aynı Haziran başında bütün ekonomiler açıldı. Biz şimdi ekonomiler açılınca hepimiz, herkes şey anladı. Yani yeni şey normale dönüyoruz ama virüs kayboldu. Evet. Zannettim. Ama işte bu yeni normaldi aslında. Normal değil. Bu yeni bir normaldi. Ciddi bir açılma oldu ve tekrardan kış aylarıyla birlikte işte sonbaharla birlikte yeni bir kapanma bekliyor musun ekonomilerde? Yani karantina, evlere kapanma, sokağa çıkma yasakları olacak mı? Avrupa'da başladı. Muhtemelen biz Avrupa'nın arkasına ama geliyoruz. Tamamen kapanma oldu mu? Vardı. Fransa'da tamamen kapandı şu anda. Hayır ama akşamdan sabaha değil mi? Yok yok şu anda gündüz de kapandı Fransa. Tabii tabii. Sokağa çıkma yasağı? Var. Ya ben konuşuyorum çıkamıyorlar. Yani Avrupa'da şimdi biliyorsun yavaş yavaş başlıyor birden kapanma olmuyor. Bizde kapanma yani yine işte yarı kapanma dediğimiz yani Türk versiyonu kapanma hafta sonu olursa. İlk dalgadaki gibi tam kapanma olacağını düşünmüyorum. Çünkü ekonominin şu anda buna müsaade etmez ama belki de işte 10 oldu biliyorsun akşam. İşte belki de bu öne çekilebilir. Yani vaka sayısına işte bizde biliyorsun
Vaka sayısı, hasta sayısı hala, yani bizde sadece hasta sayısı belirtildiği için, yani bir haritaya baktığın zaman bizim etrafımızda Avrupa baktığında rakam yani ortalama 20-25 bin bir... İtalya'da bugün 40 bin vaka 40 bin. Var. Fransa'da da o rakamlar çok yakın. Amerika 153 bin. Yani istatistik olarak yani sen birinci dalgadaki rakamları alıp işte Türk şeyine getirirsen yani bizim de muhtemelen... Tahmini diyorsun. Tahmini zaten bizde de minimum 20 bin vaka var. Bizde işte galiba 2500. Bugün 3000'in üzerinde hasta sayısı. Tabii yani bu hasta sayısı, işte vaka sayısı herhalde bunun çok üzerinde, herhalde 20 bin ve üstü olduğu diye söyleyebiliriz. Uzmanlar da aslında, konuştuğumuz uzmanlar da, ben çok bilgi almaya çalışıyorum bu konuda. Bunun olduğunu söylüyorlar. Onun için bu rakamlar tabii açıklansa biraz daha tabii kapanmalar muhtemelen gelebilir ama full karantina dediğimiz, biliyorsunuz, tamamen kapanma, bunu kimse beklemiyor zaten, yani hiç bir yerde söylenmiyor bu. Yurt dışında konuşacağımız başka bir şey var mı? Yani o kadar son bir haftadır, 10 gündür. Bugün programda ben biraz yurt dışını konuşmak istiyorum. Tabii herkes şu şeye bekliyor tabii, yani bütün mesela herkes kitlende. Brexit olayı. Vallahi 4 yıldır Brexit konuşuyoruz. Yani, sormayayım mı hocam? Yani Brexit'te bir gelişme yok ki barış. Avrupa yani. Birliği büyüme rakamı. Bitmiyor. Avrupa iyi değil. Biraz onu konuşalım. Sonra da ana konuya geçelim. Sonra Güney Afrika randı. En son 2 dakika. Türkiye sonra 2 dakika, 2 dakika falan da bizim Merkez Bankası'nı konuşuruz. Ya Avrupa'da işler iyi değil ama Merkez Bankası ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Lagarde çok kararlı. Lagarde kararlı, devlet başkanları kararlı. Yani bu iş herhalde en az bir 3 ile 6 ay arasında sürecek. Onun için devletler bunu her konuda desteklemeye çalışacak. Ama ekonomilerin bu gelecek aylarda özellikle Avrupa için iyi olmayacağını söyleyebiliriz. Bizim için iyi değil tabii Barış. Yani Avrupa'nın iyi olmaması bizim en önemli, biliyorsun, ticari partnerimiz. Bizi de etkiliyor dolaylı. Bizim için likidite açısından, yani likiditeye ulaşmak, dövize ulaşmak açısından bu durum... İyi mi kötü mü? Yani iyi değil mi aslında? Çünkü parasal genişleme olacak, mali destek politikaları olacak. Hani bizim için kötü mü? Yani ekonomiler iyileşse, daha fazla ihracat yapsak Türkiye için bu mu tercih edilir? Tabii şimdi iyi bir Avrupa, sağlıklı bir Avrupa bizim en büyük de ticari partnerimiz. Yani bugün ürettiğimizin yarısını işte Avrupa'ya satıyoruz. Avrupa'nın iyileşmesi bizim için tabii ki iyi olacaktır. Bol likitte zaten kalacak. Yani bol likiditenin bizden faydalanmamız için bizim doğru şeyler yapmamız lazım ki işte buna da geleceğiz. Son bir haftadır da bunun bir başlangıcını görmeye başladık diye söyleyebilirim. Evet, peki ben Mehmet Bey'e de buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Sevgili Mehmet Erten. Çok selamlar Mehmet Bey. Mehmet Bey olmadan ben bu programı yapamıyorum. Mehmet Bey, siz yapılamaz bu program zaten. Mehmet Bey dedim, kim biliyorsun? Mehmet Erten. Biliyorum. Bak sadece Mehmet Bey dedi, Mehmet Erten dedi. Mehmet Bey'in o tecrübesini ben sırtımda hissediyorum. Zaman zaman mesajlarıyla bize destek oluyor. Yani hep arkamda Mehmet Bey'i hissediyorum. O tecrübe, o güven. Programı daha güvenli. Daha güvenli bir program. Daha oluyor. Güvenli. Bir şey, bir yanlış. Biliyorum ki bir yanlış bir şey söyleyeyim. Mehmet Bey beni uyaracak. Çok daha dikkatli olmalıyız o zaman. Mehmet Bey. Selamlar. Şimdi Serhan Gök'ü bir dinleyelim. Ondan sonra bence içeriği, tabii Mehmet Bey'in mesajını da dönüşte okuyacağım. Serhan Gök'ü dinleyelim, sonra devam edelim. Şu anda gördüğümüz rally'nin önemli bir kısmının senin de belirtmiş olduğun gibi risk primi azalışından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü ekonomik gerçeklerde çok büyük keskin bir farklılık geçen hafta ile bu hafta arasında yok. Bunu isterseniz CDS deyin, isterseniz 10 yıllık faiz deyin, sizin de belirttiğiniz gibi. Buradaki ciddi geri dönüş bizim değerlemelerimizi etkiler. Uzun vadeli faizlerdeki geri gelişin endeks hedefimizi %7 olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Tabii burada başka faktörler de bir noktada devreye girecektir. Sadece bir tek risk priminin değişikliği olarak bakmamak lazım. Onun yanında bazı şirketlerin direkt kârlılıklarını da olumlu etkileyecek gelişmeler olabilir. Bunu ayırarak söylüyorum. %7 rakamını o şekilde telaffuz ediyorum. Müsaade edersen bir parantezcik bir şey daha söyleyeceğim. Dediğin gibi önemli bir hareket oldu.
O hareketin de bizim demin telaffuz ettiğim endeks için, BIST 100 için 1400 seviyesine yaklaştırdığını görmemiz gerekiyor. Ha, uzun vadedeki uzun vade faizlerdeki düşüş kalıcı olursa şu andaki gördüğümüz hareketin devamlılığının olacağını kısa vadede değerlendirebiliriz. Serhan Bey dinledik. Mehmet Bey diyor ki program adını küreselden yöresele çevir. Orada ben Mehmet Bey kim diye sordum ya, söylemişim zaten. Yok ben ama söylemezsen de zaten. Anlar mıydın? Ya Mehmet Bey duayen dediğin zaman bu arada başka bir duayen bankacı Fevzi Bozer'e de selamlarımızı. Duayen bankacılar izliyor bu arada. Mehmet, o zaman daha dikkatli olmamız lazım. Mehmet Bey deyince Mehmet Öz mü vardı bizim Amerika'da? Ya Mehmet Öz izlemez bu saatte. Bu saatte izlemez herhalde. Salman gülüyoruz ediyoruz da. Çok önemli ne bir hafta. Ne yapalım yani vallahi yani. Vallahi çok önemli bir hafta. Ben böyle bir şunu soracağım sana. Geçen hafta Cuma seninle yayın yapsaydık. Bak Allah için eğri oturup doğru. Geçen hafta bu programı yapsaydık. Desem ki sana Murat Salman. Dolar TL önümüzdeki hafta 7.5'a gider mi? 8.5'tan 7.5'a gider mi? Ne derdin? İmkansız derdim. İmkansız der miydin? Derdim. Herkes derdi. Şaşırdın mı? Buraya gelmesine mi? Evet. Şaşırdık tabii, hepimiz şaşırdık. Yani olağanüstü bir 2-3 gün yaşadık yani. Yani neden böyle? Neden düştü? Yani ekonomi yönetiminin bir ekonominin iki tane önemli yöneticisi vardı. Bir Merkez Bankası, bir de ekonominin başındaki yani Hazine Maliye Bakanı. Yani ikisi de değişti ve bir hafta sonunda çok büyük bir değişiklik ve mesajlar da inanılmaz değişti. Yani ben 10 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı, sen biraz önce işte piyasa dostu mesajlarını ilettin. Evet, evet. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kahramanmaraş'taki konuşmasını dinledim. Şuradan geldik. Yani ekonomiye karşı bir kurtuluş savaşı veriyoruz konuşmasından. Değil mi? Dış güçlere, dış aleme karşı. Bugün geldiğimiz noktada YASET'le biliyorsun yabancı yatırımcılarla toplantı, yabancı sermayelerle toplantı ve piyasa dostu tüm mesajlar son bir haftadır geliyor. Sayın Ağbal'ın biliyorsun pazartesi yaptığı çok önemli bir açıklama var. Gerekirse tüm araçları kullanacağız diye özetliyorum burada. Bu tabii bütün piyasadaki ne demek gerekirse bütün ya politika faizde kullanabilirim ya, diyor. Ben yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt. Bir önceki Merkez Bankası Başkanımız Sayın Murat İhsal enflasyon raporu toplantısında evet, gerekirse bütün araçları kullanırız dedi. Politika faizde bu araçlarımız içerisinde demedi mi? Dedi. Onun aynı mesaj. Aynı mesaj evet. O zaman neden onu dikkate almayan piyasa, neden şimdi bu mesajı bir faiz artışı olarak yorumladı? Zaten onu kimse anlamıyor. Yani bir önceki başkan Sayın Uysal zaten aslında gerekenleri yapıyordu yani. Biliyorsun Eylül'de bir faiz artışına gidilmişti. Ekim'de devam edecekti ama muhtemelen burada bir siyasi karar da oldu. Ekim'de devam edilemedi. Ondan sonra tabii biliyorsun 22 Ekim'de çok ciddi bir değişiklik oldu piyasalarda. O gün en az 200 bas puan yapsaydık herhalde kur 7.80'den 7.5'lara gitmeyecekti bu kadar kısa sürede. Ve belki de bu değişiklikler de olmayacaktı falan filan. Yani onun için hani 22 Ekim'de yapılan bir yanlış var. Yapılmalı mıydı 22 Ekim'de? Kesinlikle yapılmalı. Kaç %100, bas puan bekliyor? 200 bas yeterdi. Yani 200 bas puan yeterdi. Çünkü 12.5'lardaydı fonlama. Ağırlıklı orta fonlama. Yani piyasa faizi 12.5'lardaydı. 10.25'ten yani 12.25, 12.5'a çekse zaten ortalama beklenti o civarındaydı. Yani 200-225'ti. Buralara gelmezdik. Orada bir hata yapıldı. Piyasanın yani zaten şurası Murat abi bak. Evet, şurası. Evet 22 Ekim'e yani gel. Merkez Bankamızın toplantısı. 7.80'le başladık toplantıya. Evet. Şurayı Bankamız gösterebiliyor muyum? Yönetmenim izin verir mi? Sen göstermeyi çok seviyorsun orada. Hayır yani şu ekranda görelim diye. Evet, şuradaki hareketi göstermek istiyorum. Bak 22 Ekim'den sonra ciddi bir yükseliş var çok kısa sürede. Çok şurada. Sert. Çok sert. Ama aynı sertlikte aynı aşağı. Aynı sertlikte düştük. Ve Salman biz o seviyenin şu an altındayız. 7.63. Evet, evet. Bu ne demek? Yani nasıl biz Merkez Bankamızın faizi artırmadığı toplantının 7.80'e girmiştik o toplantıya, şu an 7.63'teyiz. Bu ne anlama geliyor? İki tane şey var orada. Birincisi Merkez Bankası politika faizini kullanacak ve arttıracak. Ne kadar artıracağını? Hocam nereden biliyoruz politika faizini? Açıklama var yani. Ay böyle bir şey açıklanmadı. Rakam yok. Yani ne var?
ne gerekiyorsa kullanacağız diyor ve hemen sonra da Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp işte enflasyonu, bizim hedefimiz enflasyonu düşürmek. Öncelikli hedefimiz odur. Ondan sonra tabii ki hukuk önemli burada. Yani yıllardır söylüyoruz. İşte bu hukuk ekonominin temelidir. İşte hukuk reformu lazım. İnsanların hukuka güvenmesi lazım falan. Bu yatırımcı için çok önemli. Şimdi bunları birleştirdiğin zaman ekonomi ve hukukta pozitif gelişmeler oldu dediğin zaman zaten aşırı değersiz bir Türk lirası vardı. Neydi yani reel değersiz? Efektif kuru yani 94'ün altına bile inmişti. 60'lara gelmişti reel efektif kuru. Biliyorsun Brunson krizinde 63-64'leri görmüştü. Ya onun bile altına inmişti. Onun için şimdi beklentiler tabii ki yani şimdi iki tane soru var piyasada. Yani, şunu bir gösterelim. Tabii ki lütfen. Son 5 günde Türk evet. lirasının dolara karşı dedik ya. Bu haftanın rallisi. %11,5 değer kazanmışız bu hafta dolar TL'de. Ondan önceki haftaya alırsan zaten tamamen tersiydi. Evet, Kolombiya pezosu %2,2, Tayland bahtı 1 falan ama Türk lirasının çok net bir bu hafta rallisi var dolara karşı. Çok iyi bir haftayı geride bıraktık Türk lirası açısından. Şimdi tabii bütün en büyük beklenti ekonomi yönetimi değişim oldu diyoruz. Hazine Maliye Bakanımız değişti, Merkez Bankası Başkanımız değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları geldi. Her şey çok güzel. Sayın Lütfü Elvan'ın da mesajları geldi, güven veren. Sayın Lütfü Elvan piyasa dostu dedi. Ne evet, demek evet. piyasa dostu? Yani piyasanın karşısına gitmeyeceğiz. Piyasa ne istiyor? Piyasa normalleşme istiyor. Piyasa güven istiyor. Piyasa istikrar istiyor. Piyasa öngörülebilir politikalar istiyor. Piyasa az belirsizlik istiyor. Piyasa faizlerin normalleşmesini istiyor. Yani faizlerin normal şartlarda artması arka kapıdan değil. Faizlerin artırılması örtülü değil. Faizlerin normalleşmesi. Normalleşmesi örtülü değil. Yani arka kapıdan değil. Yani dünyayı 10-25 ilan edip piyasanın 14-20-14-30 olduğu bir faiz istemiyor piyasa. Piyasa bir normalleşme istiyor. Rasyonel politikalar istiyor. Onun için gelen mesajlar yani biz piyasanın artık tersine gitmeyeceğiz. İşte yabancı yatırımcılara kızılıyordu işte son bir haftaya kadar. Hani yabancı yatırımcı da çekmeye çalışıyor. Sıcak para istemiyoruz. Anlayışı. Evet ama önce terk edildi diyebilir miyiz? Önce sıcak para gelir. Yani sıcak parayı şey yapamazsın. Yani sen iyi şeyler yapmaya başladığında önce bir sıcak para gelir. 2 milyar doların üstünde bir sıcak para girdi bu hafta. Dövizi bozup Türk lirasına giriş yaptılar. Zaten kur ondan düştü. Yani özellikle yabancı giriş sayesinde yerliler satmadı. Çok fazla satmadı. Şirketler dövizini satmadı. Hatta biliyorsun şirketlerin toplam borcunun %50'si döviz. Onun için şirketler şu anda belirli yerlerden hala almaya devam ediyorlar. Yerliler şu anda bekle görde. Burada yabancı yatırımcı, o dediğin sıcak para şu anda girmiş durumda. Sen dedin uzun vadeli, buna zaman var. Yani bu hemen bir haftada değişmez. Yatırımcılar, uzun vadeli yatırımcılar gelişmeleri izleyecekler. Yani bu söylemlerin artık eyleme dönüşmesini isteyecek. Şu anda ne oldu biliyor musun? En büyük değişiklik. Gerçekler ve söylemler birleşti. Yani yakınlaştı. Eskiden farklı söylemler vardı ekonomi hakkında. Bir de gerçekler vardı. Faiz, işsizlik, işte Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon. İlk defa enflasyon. Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bir acı reçeteden bahsetti. Bir enflasyon probleminden bahsetti. Yani söylemlerle ekonomide gerçekler... sorunlarımız var dedi. Tamam işte bu ilk defa oluyor. Yani son yıllarda belki son o konuşmalar ilk Şunu defa oluyor. Net bir şekilde söylüyorum. Piyasada bu söylemlere yani bunu eğri oturup doğru konuşalım prim verdi. Yani evet. piyasa şu an inandı diyebilir miyim? Güvendi. Kredi açtı. Şu anda kısa vadeli. Şey, eskiden peki bu olmuyordu. Yani söylemler belki geliyordu ama piyasa pek buna inanmıyor gibiydi. Nitekim çok yakın bir örnek var. 22 Ekim toplantısı. Piyasa faiz artışı bekliyordu. Tam Eylül'de, normalleşmeye başlamıştı. Evet, Eylül'de de zaten faiz artışı yaptı. Ekim'de de yapar diyordu. İşte swap düzeltti diyordu. Aktif hassüsü düzeldi evet. diyordu. Mevduatı olan vergi düzenlemesi geldi diyordu. Dövizden vergi düzenlemesi azaldı diyordu. Hep nedir? Normalleşme diye böyle sayıyorduk. Ama Ekim'de piyasa hayal kırıklığına uğradı. Tırnak içerisine söylüyorum. Ama piyasanın bak. Ondan önceki Şimdi bir ay nasıl neden sonra... inanıyor? Ondan önceki o 20 Ekim'de Eylül ile 22 Ekim arasındaki piyasaya bak. Bir kredi açmıştı piyasa. Bir normalleşmeye doğru gidiyorduk. Şimdi şöyledir piyasa. Bir kredi veriyor. Bir kredibilite. Ama bu hafta çok net bir kredi geldi hocam. Şimdi, acaba bile yok şu an. Ama şimdi, var mı acaba var mı şu an piyasada? Şu anda bak piyasa önceden fiyatlıyor. Piyasa şu anda
minimum 450-500 bas puan bir faiz artışı fiyatlıyor. Yoksa buraya kadar gelmezdi. 450-500 puan. En az. Yani en az mı? Bir önceki ay Merkez Bankası hiç faiz artırmamış. Sonra bu ay çıkıp 450-500 bas puan faiz mi artırır diyoruz? Bir normalleşme var. Yani şimdi bunu yapmazsak eğer çok daha kötüye gideceğini görüyoruz. Ve bunu bence Sayın Cumhurbaşkanı da ciddi bir şekilde farkına vardı. Ve olaya el koydu. Yani hani bu iş artık yani biz yani anlata yani yayınlarda, sosyal medyada yani aylardır anlatıyoruz. Yani biz önce bu enflasyon, en son senin yayında da özellikle söylediğimi hatırlıyorum. Önce bu enflasyon sorunu çözmemiz lazım. Bu enflasyon sorunu çözmeden diğer sorunları çözmemiz imkansız. Çünkü bu enflasyonu çözmediğimiz takdirde ne sürdürülebilir büyümeye geçebilirsin, ne işsizliği düşürebilirsin. Çünkü yüksek bir enflasyonla sen düşük faizde kalamazsın. Enflasyonu önce düşürmeliyiz. Hatta sen hatırlar mısın? 1980'de Paul Volcker'ın örneğinden gittim. O zaman enflasyon 13-14. Amerika'da adam geldi 16-17'ye faizi çekti. Bak Amerika'da bugün sıfır olan faiz 16-17'ye çıktı. Niye? Önce enflasyonu şok bir etkiyle talebi kıstı. Enflasyonu düşürdü. Ondan sonra faizleri düşürmeye başladık. Biz buna geçmeden biz sürdürülebilir büyümeyi ve işsizliği düşüremeyiz. Onun için şu andaki beklenti şu. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Önce enflasyon dedi. Yani yıllardır bunu söylüyoruz. Enflasyonu yüksek faizle düşüreceğiz. Enflasyon düştükten sonra faizi düşüreceğiz. Çok güzel anlatıyorsun. Ama kötü bir dönem var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Acı bir reçete var. Acı reçete nedir biliyor musun? Yüksek faizle ekonomi çok ciddi bir şekilde etkilenecek. Korona dönemindeyiz zaten hocam. Korona döneminde faiz arttıran belki de yegane ülkelerden biri olacak. Nasıl olacak bu? Enflasyon. Başka ülkelerde enflasyon yok ki. Ya bizim üstümüzde enflasyon olan say ülkelere baktım ben geçen gün. Venezuela, Arjantin, Zimbabwe 4-5 tane ülke var bizim üzerimizde. Yani %12 olan enflasyon yok. Gelişmiş ülkelerde enflasyon zaten kalmadı. Sağ mı? Goldman Sachs yani sen diyorsun ki piyasa 400-500. O daha fazla bekliyor. Rakamlara bakıp söylüyor. Tabii, 475 bas puan bekliyor. Evet. 10.25 olan politika faizi 11 koy kaç oluyor? 4 daha 15'e gidiyor. 15 evet. 15'e getirecek diyor. Société Générale 400 bas puan bekliyor. Yani özür dilerim ama şunu ifade edeyim. 400 puanlar, 500 puanlar adeta havada uçuyor. Piyasa biraz fazla mı tırnak içerisinde? Ya Barış. Uçuyor 400 puan, 500 bas puan. Yetmez 600 bas puan. Hocam ne oluyoruz bir dakika. Ya Barış. Yani sen... bu kadar yüksek bir faiz artışını Merkez Bankası yapacağına inanıyor mu? Ya Barış sanki ilk defa oluyor ya. Öyle bir anlatıyorsun ki. Sanki ilk defa oluyor. Sen Brunson davasını hatırlamıyor musun? Brunson gitmeyecektir, burada kalacaktır denildi. Bir ay sonra adamla hatta burada canlı yayında sen... Uçağını gösterdin. Sen uğurladın Brunson'u ya. Ya yanlış anlaşılma sadece havalimanında uçağını gösterdin. Ama anlattın işte uçak... Çok iyi hatırlıyorum o yayını. Piste havalanıyor falan. Yani böyle bir yayın yaptığımı hatırlıyorum seninle. Yani şimdi ne oldu onunla? 625 bas puan geldi faiz artışı. Bir tane toplantıda. Şu an zaten tarihinin en yüksek faiz artışı geldi. Yani 7.30'lardan 14.50'ye getirdi zaten. 600 bas puan zaten hali hazırda Merkez Bankası faiz artışı. Onun normalleşmesi bu. Verilen tahminler nedir? Bugün 10.25. Senin tabela faizi, dünya ilan ettiğin faiz 10.25. Ama faiz 14.30. Tuhaflık yok mu burada? 14.56. 14.56 mı oldu? Bak. Evet. Tamam. Ne kadar var arada? 425 var. Demek ki 450'den aşağı yapmamalı. Diyelim ki Merkez Bankası çıktı, 200 bas puan faiz arttırdı. 200 bas puan. Ya arttırdı diyorsun. Yapmasa daha iyi. Allah aşkına şaka. Hocam şaka 200 değil. Bas puan diyor. Gerek yok. Yani. Ne demek ama? Niye öyle diyorsun ki? Ya, şimdi bak normalleşme şimdi. Verilen meseleler şu. Normalleşiyoruz. Enflasyonu hedefliyoruz. Faizi enflasyona kadar getireceğiz. Gereken tüm araçları kullanacağız. 200 yapılacaksa hatta daha da söyleyeyim sana ya 300-350 de yetmez. Yani buraya artık çok iddialı konuşuyorsun abi. Barış şimdi bak piyasa yapılan anketlere bakar mısın? 475 tamam. 400 450. Tamam. Yani anketlere bak 200-300'lük anket var mı? Anketlerde geçen sefer 200 bekliyordu, sıfır geldi. Ne olduğunu gördün sonra.
Ne olduğunu gördün sonra. Grafiği gösterdin. Sen 200 bas puan yapmakla hiç faiz artırmamanın hiçbir farkı yok diyorsun. Hiçbir farkı yok. Hiçbir, çok iddialı konuşuyorum. Yani 200 yapacağı hiç yapmasın daha. Hiçbir farkı yok. Faiz zaten 14.56. Yani 10.25'e 12.25'e hiçbir farkı yok ki. Zaten faiz 14.56. Bir farkı yok ki. Burada konuştuğumuz konu şu. Normalleşme. Senin... Sadeleşme de mi aynı zamanda? Evet, sadeleşme, normalleşme bizim demek. Bizim politika faizimiz bu. Ya bizim dünya ilan ettiğimiz faizin geçerli faiz olması. Yani biz o faizi biraz tamam, düşük tutalım. Şurada anlaşalım. 200 bas puan yaptım. Para politikası metninde de dedim ki koronavirüs var. Amerika'da başkanlık seçim süreci sonrası onu var. Biliyoruz. Jeopolitik süreçler var. Dedim ki ben gerektiğinde piyasayı yine izleyeceğim. Tıpkı Sayın Merkez Bankası Başkanımızın ilk açıklamasında olduğu gibi. Benden acil toplantı beklemeyin. 19'una kadar izleyeceğim dedi. Ben piyasayı izleyeceğim. 200 bas puan yaptım. Gerekirse bir sonraki toplantıda da yine yaparım dedi. Piyasada güvendi zaten. Bak yapabiliyormuş dedi. 200 bas puan yine de mi? Peki 400-450'ye niye 200 yapılıyor ki? 450 zaten faiz 14.56'da. Peki yani, şunu sorayım. Dolar... Hani faiz 14.56'da zaten. Tamam peki. Kısaca yapmama ihtimali, yapmazsa ne olur? Bak bunu geçen... Öyle geçen, bir ihtimal yok. Ya hocam geçen Merkez yok. Bankası toplantısında girerken ben bunu sordum. Hatta böyle son 2-3 dakika sordum ki çünkü piyasa kesin ya 200-250-225. Bu ben kadar bitireyim, söylemden sonra bitireyim. Olmaz. Tamam. Bana herkes şöyle dedi ya falan. Ya, ihtimal yok Barış'cığım zaten Eylül'de. Doğru. Ben bunu sordum ama ben evet. Görevim olarak soruyorum. Merkez Bankamızdan bir faiz artışı gelmeme ihtimali nedir? Gelmezse ne olur? Yani bilmiyorum. Yani %1 ihtimal yani faiz artırmaması %1 diyelim o zaman. 0 demeyelim. Evet ne olur? Çünkü bak bu bak şimdi bir önceki toplantı bu toplantıyla karşılaştırma. Neden hocam? Hazine Maliye Bakanı değişmiş. Piyasaya dostu ve piyasaya güven, piyasanın duymak istediği mesajları vermiş. Bu bir. İki, Sayın Cumhurbaşkanı son bir haftadır piyasa dostu konuşmalar yapıyor. Üç, Merkez Bankası ben ne gerekiyorsa kullanmaya hazırım demiş. Yani çok farklı bir şeydeyiz şu anda. Onun için yani yapmama ihtimali, şunu da bana bugün... Konuştuğum firmalardan, danışmanlık yaptığım firmalardan bana şunu sordu. Çok güzel de bir soru. Bu kadar düştü kur. Evet. Ne gerek var belki de artırmasak da olur. Merkez Bankası Başkanı dedi. Piyasayı izleyeceğim. Ona göre piyasayı izledik. Ama işte evet. Hep beraber izledik. Bana geldi bugün. 7.64'e geldi. Olmaz. Yani yapacak diye düştü. Piyasa önceden fiyatlıyor. Piyasa o gün fiyatlamaz. Piyasa önceden. Şey bunu... yapmaz mı Merkez Bankası? Hani, ya dolar düştü. Ne gerek var? Ne gerek olmaz. Var faiz artışına? Şimdi... Yapmaz. Emin misin hocam? Ya bu son böyle yıllarda işte sistem değişti falan filan gerçekten emin konuşmamak lazım. Bak geldim benim oğlum. Hayır %1 diyorum işte. Bu kadar beklenti varken. Bu faiz artacak fiyatlaması mı? Bak. Şimdi bu bak, ne fiyatlaması? Bir laf vardır bak. Güven ruh gibidir. Bedenden çıkınca geri gelmesi çok zordur. Tamam. Güveni zaten geri gelmesi çok uzun bir süre. Yani çok kolay gelmeyecek. Şimdi böyle bir şey yaptığın zaman... Kur nasıl olsa düştü, faiz artırmaya gerek yok dediğin zaman... Zaten güven azalmıştı son dönemde. Yani biraz daha piyasa bir güven aralığı verdi. Yani hani ben güvenmek istiyorum diyor. Ben güvenmek istiyorum. Ben bu söylemleri... Şimdi gerçeklerle söylemler yakınlaştı değil mi? Onu söyledik. Şimdi bu söylemlerin... Eyleme geçmesini istiyor piyasa. Bak ne diyor? Bazı ekonomistler enflasyon oranı kadar faiz artışı bekliyor. Cumhurbaşkanımız dedi ki enflasyon kadar faiz vermek bizi zorluyor dedi. Enflasyonumuz kaç? 12. 10.25, 175 bas puan faiz artışı geldik sana 12'ye. Enflasyon kadar faiz. Enflasyon evet. 12'de mi kalacak? Yani sonu beklentileri 12.50 oldu. Biraz. Evet. 12.50 oldu. 12.50 yapsın o zaman. Tamam. 10.25'ten 12.5'a getirsin faizi. 225 bas puan mı? Evet. Peki reel faiz yok mu? Türk lirasında kalanlar ne yapacak? Enflasyon kadar hani
sen birazcık enflasyonla bir reel getiri vermen gerekiyor ki tasarruf edenler enflasyona karşı kendilerini korusun. Bizim amaç nedir burada? Sıcak illa sıcak parayı çekmek değil Barış. İçerideki dolarizasyonu azaltmak, öyle değil mi? Toplam mevduatın %54'ü döviz değil mi şu anda? Evet. 2011'de bu rakam neydi biliyor musun? %27 idi. İki katına çıktı dolarizasyon son 9 yılda. Bu dolarizasyon 2011'de %27 idi. Bak 54'e çıktı şu anda. Yani yerlinin, yerli tasarrufçuların TL dönmesi için iki tane şart lazım. Bir, güven. Güvenecek. TL politikalı. Lazım. Yani hayır, politikaları da güvenecek. Bu yapılanların, söylemlerin eyleme geçtiğini görmek isteyecek. İkincisi, Türk lirasında kalmanın bir cazibesi olacak. En azından enflasyon. Şu an... Ben 5 reel faiz demiyorum bak. 4-5 reel faiz demiyorum. 2 puan. 2 puan bir reel faizden bahsediyorum. Ki bu Türkiye son yıllar ortalamasına göre baktığında 2 puan da çok normal bir rakam. Ne yapıyoruz? 14'e geliyoruz tekrar. Araya gideceğim ama faizi indirdi diyelim. Senin beklentin gibi. İzleyicilerimiz diyor ki neden faizi... illa faizi artırmaması yönünde? Faizi ben soruyorum. Ben faizi artırmaması yönünde ısrar ediyorsun diye bana kızıyorlar şimdi. Yani ben soruyorum hocam değerli izleyicilerimiz. Faiz artışına karşı mısın Barış? Ben sadece soruyorum. Değişebiliyor görüşler. Şunu soracağım. Diyelim ki 400-500 bas puan yaptı. Tamam. Piyasanın beklediği, istediği gibi tırnak içerisinde. Bak aç tavuk kendini dara ambarında görülmüş. Şaka mısınız bu kadar faiz artışı nasıl olur? İşte onu diyen ben de onları zaten soruyorum. Diyelim ki yaptı. Dolar TL'deki düşüş devam edecek mi? Yoksa artık bu düşüşler hani o dolar sevenler var ya dolar mevduatı. Onlar yine bir alım fırsatı olarak mı görecekler? Merkez faizi artırdıktan sonra yeniden biz dolar TL'de yükseliş mi göreceğiz? 400-500 yani piyasanın beklentisi kadar gelirse zaten bir kere dolarizasyon artışı yavaşlar. Yani durur. Yani gider insanlar gidip de döviz almaz. Çünkü ne olur? İşte cazip bir Türk lirası artık. Normalleşmenin eyleme dönüştüğü, yani söylemlerin eyleme dönüştüğü bir periyot. Ondan sonra bekle göre geçecek. Yani işte hukukla ilgili verilen kararların gerçekten bağımsız mı veriliyor, verilmiyor mu? Davaları takip edecek. Yani bu söylemlerin eyleme nasıl geçeceğine tamam. Bakacak. Tamam, onun için hani kur böyle 400-500 geldiğinde kaçın? Ben... Ne olur? Şimdi herkes tabii soruyor. Çok zor. Yani... Yani 7.50-7.60 arasında böyle bir destek var gibi ilk etapta. Neden soruyorum biliyor musun? Çünkü bazı yabancı kurumlar trade önerileri verdiler. Tabii ve çok, bu trade önerilerinde çok agresif oranlar 7'lerin var. 7'lerin altı var. Var var. Societe General'ın var. Societe General 6.92 diyor. 92 diyor. Tabii bu trade hedefi TD Securities'de 7.13 diyor. Yani oralara kadar demek bekleyebilir. Ya 6.87 arasında zaten bir taban var. Niyedir? İşte biliyorsun 6.85. Oraya kadar gelir mi faiz artışı sonrası? Şu, yani iyi bir faiz artışıyla yani 500 gibi bir faiz artışıyla artı rasyonel ve normalleşmenin devamı artı Merkez Bankası gerekirse devam. Yani o mesaj da önemli olacak biliyorsun. Politika faizi artışı sonrası gelen metin de önemli olacak. Yani Merkez Bankası'nın gerçekten şimdi bu enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Bu enflasyonu yüksek, bu enflasyonu senin önerdin ya da söyledin ya da sordun şeklinde düşmez. Önerdiğin hayır, önerdin hocam. Dedin. Hayır ya da söyledin. Yani 12 diyorsun ya sen 12. Evet. Düşmez o zaman. Yani tamam. Biraz bir daha önemli. Yüksek faiz vermeliyiz. Serdar Şenol dinleyelim bir araya gidelim sonra devam edelim efendim. Ben daha çok böyle 400 bas puan seviyesindeki kamptayım sanırım. Ama burada yani şunu da açıkça söylemekte fayda var. Ben kendi adıma, kendi Merkez Bankası tavrı bakış açımdan. Yukarıda GLP'si, offer'ı, Merkez Bankası'nın dönem dönem kur hareketlerini engellemek, dengelemek adına kullanılabilir enstrümanlar olarak görüyorum. Elbette ki tek faiz oranından her şeyi idare edebilmek çok kolay, çok güzel ama bizim gibi volatilitesi yüksek olabilen, küresel bazdaki gelişmekte olan ülke süreçlerinden etkilenebilen bir piyasada yaşıyorsanız bence bunların da kullanılabilir seviyede kalıyor olması önemli. Dolayısıyla burada ben illa 500 yapılır diye düşünmüyorum.
400 yapılıp işte BIS reposu dönem dönem gerekirse sonrasında GLP'si kullanılabilir seviyede olmalı bence. Dolayısıyla illa haftalık repoda değil ama diğer enstrümanların da kullanılacağı bir süreç olmasını bekliyorum açıkçası ara ara. Ekonomi yönetimi açısından önemli değişiklik gerçekler ve söylemlerin yakınlaşması oldu. Piyasalarda buna kredi açtı Murat Sağman. Yani ben soruyorum. Arkadaşlar ki, güzel bir şey yapmışlar. Tam demek istediğim o. Yani gerçek söyleme dönüştü. Çünkü bundan önce yani bir hafta öncesine gittiğin zaman farklı söylemlerle farklı gerçekler vardı. Evet, editörümüz Fule yazıyor bu ne dedileri. Süper. Bazen dün mesela ne sordu yazdık Erdoğan gerçeğe. Çünkü o Türkiye pek konuşmadığı için soruyor mesela. Soru içerisinde kanaat belirtiyor ama. O dedi ki eğer gelmezse ne olur diye sordu mesela. Piyasalar biraz fazla angaje olmadı mı? Senin gibi düşünüyor. Benim yani. Gibi düşünüyor hocam. Sen herhalde... Ben şimdi kanaat belirtmiyorum ama sen kaç bekliyorsun? Ben 400 ile 500 arası bir şey bekliyorum. 425-450 olur. Sen daha aşağı bekliyorsun. Ben... Sen 200-300 falan 400'ün altı bekliyorum. 400'ün altı olur diyorum. O zaman... İddia mı? İddiaya girelim. Bak sonra... Hayır yani hep kaybediyorum. Hep kaybettiğim gömlekleri bu sefer bir gömleğine girelim istiyorsan. Ben 400 üstü diyorum. Sen 406 diyorsan. Ben bunu bir düşüneyim. 400'ün üstü bilmiyorum yani. Bence girelim. Yani... En son bir Trump dansı dedik. Biden kazandı bak ona göre. O zaman yani, 400'de 400'ün üstü sende diyorsun. Yani. Tamam 400'ün altı da sende. Bir gömleğine bakalım. Sayın seyirciler de şahittir. Şahit olsun diyorsun. Çünkü ben anladım sen çok böyle agresif buluyorsun 400 ama tamam girdik bir gömleğine. Haydi tamam olsun. Çok heyecanlısın. Faiz artışı konusunda. Hayır ben normalleşme istiyorum. Tamam işin şakası bir tarafa tamam. Şimdi biraz borsa konuşalım. Borsa İstanbul'da da çok iyi bir hareket oldu Murat Sağman. Rekorlar üst üste geliyor. Borsadaki yükselişi yani aslında birazdan faizler yükseliyor. Yükselme beklentisi var ama borsa yukarı evet. gidiyor. Bankacılık sektörü çok iyi. Nasıl değerlendiriyorsun? Borsaya bir giriş var mı? Daha da olacak mı? Sektör açısından tavsiyelerin var mı? Onu konuşalım. Yani kur gibi aslında borsa. Yani kur o kadar değersizdi ki bir... Güzel birkaç söylemle iş tersine döndü. Aynısı Borsa İstanbul için de geçerli. Zaten döviz bazında biliyorsun çok çok ucuz bir borsadan bahsediyoruz. Bankalar zaten çok ucuz seviyelerinde işlem görüyordu. Özellikle bankacılık endeksiyle borsanın yeni rekor kırdığını gördük bu hafta biliyorsun. Tarihinin TL bazında bu arada en yüksek seviyesine geldiğini görüyoruz. Daha önce de eski rakamla 124 bin yani şimdiki işte 1240 şu anda 1291'e geldik. Yani eski endekste 129 bine gelmiş bulunuyoruz. Nereye gidebilir diye konuşuluyor. Aslında TL bazında artık çok fazla bir direnç yok. Yani bundan sonrası ya eski rakama göre 140 binler gözüküyor. 135 bin, 140 bin yani 1350, 1400 gibi seviyeler gözüküyor. Eğer normalleşme devam ederse. Fakat dediğim gibi şu anda yani çok hızlı gittik. Bir kar satışı da gelebilir. Yani onu da göz önünde bulundurmak lazım. Ama yabancı yatırımcılar son günlerde bir şeye gösteriyorlar. Bir istek gösteriyorlar. Bir para girişi var buraya. Biliyorsun şimdi, çok ciddi bir para çıkışı oldu yılbaşından beri. Bir kısmı girmeye çalışıyor tekrar. Bu son 5 günde yani sene başından bu yana değil son 5 günde. Evet. Yılbaşından bu yana değil son 5 günde dolar bazlı Borsa İstanbul BIST 30 endeksi %24 kazandırmış. Borsa İstanbul 100 endeksi dolar bazlı sadece 5 günde %21 kazandırmış. Evet. Yabancının buraya gelmesi lazım hocam bu tablo. Yarısı dolar yarısı endeksin kendisi. Yani yarısı nominaldeki artış yarısı da dövizle işte ne oldu işte ikiye katlandı. Yani 7.50'den dövizini bozan bir yabancı tamam. Hem borsaya giriş yaparak hem dövizini bozarak %21 gelir elde etti.
bu geliri kendi ülkesinde faize yatırsa 24 senede falan alır bu getiriyi. 24 senede. Peki şunu sorayım. Araya yani Melike'ye döneceğim ama. Bu seviyeden net soruyorum. Dolar satıp Borsa İstanbul'a girer misin? Bu seviyeden bir kez daha söylüyorum. Dolarını satıp varsa Borsa İstanbul'a girer misin? Yani Perşembe'yi beklerim. Yani çünkü neden? Geldiğimiz nokta. Ne yapacağını beklerim. Bekliyorsun bankası. Hocam 450-500 diyorsun. Ama görmek isterim. İşte ne oldu? Neyi göreceğim? 22 Ekim'de işte öyle bir sürpriz yaşandı. Görmek isterim. Hani bu beklentiyi satın alır mısın? Bir miktar yaparım. Yani bir miktar hani biraz daha döviz bozup bir miktar daha Borsa İstanbul'a girerim ama hepsiyle değil. Yani bir miktarla denerim ama devamı için 19 Kasım 2'de beklerim. Dolar alacaksın diyelim. Çünkü ihtiyacın var. İhtiyacın varsa. Yani bir şirketsin, dolar borcun var ya da ithal yapıp sonra ihracat yapıyorsun. İşin var yani. Öyle spekülatif hareket için değil. Hangi seviyeden dolar alırsın? Ya buralardan biraz alırım. Yani şimdi şöyle bir algı var. Yani her şey bitti. Hiçbir sorun kalmadı. Merkez Bankası'nın cari açık kapandı. Rezervler 100 milyar dolar artıya geçti. Yani bir gerçekler var. Onun için şimdi Merkez Bankası'nın rezerv problemlerini hepimiz biliyoruz. Özel sektörün döviz ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ben bir rakam vereceğim Barış. Bak, hemen. Bak özeti. Yani dövizle ilgili 180 milyar dolar bir yıl içerisinde ödememiz gereken bir para var. Döviz bazında çevrilmesi gereken bir para var. Bunun üzerine bir 30 milyar dolar da cari açık ekliyorsun. 210 milyar dolar bizim bir döviz yükümlülüğümüz var. Onun için bu dövizi bulmamız lazım. Bu dövizi yaratmamız lazım. Onun için çok kolay değil ama normalleşme devam ettikçe biraz daha aşağı gelecektir ama dediğim gibi riskler de var tekrar yükselmesi için. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Galatasaray'da sen başkan kim olacak onu bile konuşamadık, sonuna geldi. Yani seçim yapılırsa tabii. Tamam, onu konuşuruz. Ona bir ara konuşuruz. Bir ara gömleğe de girdik, hayırlı olsun. Onu da çok isteklisin ama bakalım. Perşembe günü haberleşiriz. Melike Ayan, kapanışa doğru bugün hava iyi, ne dersin? Hava iyi gerçekten. Biraz önce 9 dakika önce gelen habere göre Biden Georgia'daki başkanlık yarışını geçiyor. Trump da North Carolina'yı alıyor. Biliyorsun daha hala bitmedi tüm eyaletlerdeki sayımlar ve bu sayımlarda gerçekten artık bakacak bir yer kalmadı. Biden önde ama Trump bir türlü koltuğu vermiyor ve bunun da yarattığı bir belirsizlik var. Ama piyasa şu anda neyi fiyatlıyor? Covid-19 aşısı, aşı umutlarını, Biden'ın yine hala önde olmasını, teşvik planı geçmese de Beyaz Saray bundan vazgeçtiyse de Mitch McConnell'a bir şekilde inanıyor, güveniyor derken biz Covid-19'la ilgili özellikle New York'taki vakaların 5000'i geçtiğini görüyoruz. ABD genelinde çok ciddi rakamlara 160 bin günde rakamlara geliyor ve bunlarla birlikte tekrar eve kapanma, tekrar işte özellikle online eğitim gündeme geliyor. Manhattan, Chicago ve Detroit'teki şehirler zaten kapatılmış durumda. Böyle bir günde 3 endekste kendini yeşilde kapatmaya doğru giderken bir saat daha var, o yüzden diyorum. Dow Jones önde, küçük ölçekli işletmeler, Zoom önde, işte evde kal hisseleri, Zoom'un hissesi yine kendini yukarı taşımaya çabalıyor. Çok ciddi haftalık bir düşüş yaşadı. Yaşıyor şu anda kendini toparlama çabasında. Cisco, Disney önde. Banka hisseleri yine önde. Bir yandan Biden'ın takımının kurum vergilerini tekrar Trump dönemindeki kadar düşük tutacağına dair bir spekülasyon geldi. Bloomberg ekranına düştü terminallerini. İşte bütün bunlarla birlikte enerji banka bugün kazandıran oldu Barış. Ama petrolde düşüş var. Altın da kendini yukarı atmışken günü olumlu bitiriyoruz diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir de vadeli endeksler tarafına göz atıyoruz efendim. Norsiyem ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Amerika'da vadeli endekslerde de yön yukarı, hafta sonları doğru giderken moraller yüksek, aşı gelecek, bilançolar iyi geliyor, fiyatlaması Amerikan endekslerinde vadelilerde yükselişi getiriyor.
Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. BIOPOT30 akşam seansımız yön yukarı daha da iyileşerek kapatmış. Hatta bizim programın başına göre BIOPOT30 1468 %0.4 yukarıda kapattı. Çok çok yoğun bir haftayı kapatıyoruz gerçekten. Hani cuma gününü nasıl kavuştuk ben de bilmiyorum. Çok yorulduk ama umarız elimizden geleni doğru bir şekilde işimizi yapabilmişizdir. Haftaya ne konuşacağız ona bakalım. Sanayi üretimi Çin'den gelecek. Bloomberg HT Güven Endeksi, konut satışları ve bütçe dengesi Türkiye'den, Amerika'dan New York Fed İmalat Endeksini alacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü konut fiyat endeksini Eylül ayı için perakende satışlar Amerika'dan sanayi üretimiyle beraber gelecek. Ekim ayı verileri. Çarşamba günü uluslararası yatırım pozisyonu Türkiye için İngiltere'den enflasyon, Euro bölgesinden enflasyon verisiyle beraber alacağız. Önümüzdeki hafta efendim Perşembe'ye geçtiğimizde asıl işte gün, büyük gün Perşembe 14 Merkez Bankası kararı. DTH'lardaki değişim 14.30 ve tahvil ve bono yabancının bu haftaki performansını göreceğiz. Bu iyi haftada yabancı girdi mi çıktı mı ne oldu? Ne kadarlık bir giriş oldu tahvile ve borsaya? Amerika'dan klasik haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avrupa Birliği liderlerinin bir toplantısı gündem koronavirüs olacak. Cuma günü güven endeksi. Geçici güven endeksi Türkiye için Almanya'dan üfe ve G20 toplantıları da başlıyor. Bizden bu haftalık bu kadar. Çokça mesaj görüyorum gömlek konusunda izleyiciler. Ortada. 375 ortada. Diyen de var. 425. Evet yani. 400 olursa? 400 nötr yani. Nötr yapacak bir şey. Zaten 400. 400 üstü benim. 406 senin. Bakalım. Çok ortada bir maç olacak. Bakalım. Türkiye için hayırlısı neyse. Tabii yani olsun. Ülkemiz için neyse şakası. İyi olsun. Aynen. Biraz daha burada şeyi katmaya çalışıyoruz. Gülümsetmeye çalışıyoruz. 19 Kasım'da önemli bir gün. 2'de hepimiz, herkes buna kilitlenecek. Ama gömleği de alırım. Hayırlısı olsun. Haftaya buluşmak üzere.